Onlarla ilgiliydi. Yani bu konuda ben kendi ana mesleğim olan inşaat mühendisliği ve kent bilimciliği, şehircilik dışında bilişim sistemlerini, bilgi sistemlerini daha fazla hakim olduğumu düşünüyorum. Ekrana alırsak arkadaşlar sunumumuzu, bilgi çağı aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızlandı. 60'lı yıllarda daha da hızlandı. 50'li yıllarda ilk dijital bilgisayarlar çıktı. Daha önce analog bilgisayarlar vardı. Analog bilgisayarların ne olduğunu uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü o bir nevi mağara dönemini anlatır gibi olur size. Çok fazla bir bilgi sağlamaz. Ama 50'li yıllarda başlayan dijital bilgisayar dönemi 60'lı yıllarda hızlandı. Artık profesyonel anlamda uygulamaya geçebilecek bilgisayarlar üretildi. Bunların devi, yani bunların baş aktörü IBM, International Business Machines dediğimiz Amerikan IBM şirketiydi. IBM bir devdi. Yani ondan sonra işte Univac gibi bir takım başka markalar çıktı ama artık bilgisayar dünyası, bilişim dünyası bir marka dünyası olmaktan çıktı. Başlı başına bir teknolojik akım haline geldi. 60'lı yılların başında benim ilgi alanıma girdi bu. Yani bilgisayar. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ilk girdiğim yıllarda buna eğildim. Bu nedir? Bilişim nedir? Bilgisayar nedir? O zaman bilgisayar kelimesi yok. O zaman elektronik beyin tabir ediliyor. Elektronik beyin. Türkçedeki tabiri kompüter. İngilizce computer'dan gelen kompüter deniyor. Veya işte Türkçe konuşmaya meraklı olanlar da elektronik beyin diyorlar. Bakın, Türkiye Bilişim Derneği'ni biz 1971 yılında kurduk. Hacettepe Üniversitesi'ndeki Köksal hocamızla birlikte kurduk. Ben o dönemde Elazığ Akademisi'nde ders veriyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de mezun olduğum yıl bilgisayar dersi veriyorum. Ve o dönemde bilgisayar dünyası daha az gelişmiş, bilgisayarlar affedersiniz kahve değirmeni gibi, bugün böyle çok komik diyebileceğimiz düzeyde makinalar. Bir örnek vereyim. ODTÜ'deki bilgisayar 64K ana hafızası olan, 2 megabayt disk hafızası olan bir makina. Ama oda dolusu. Şimdi siz bu stüdyonun büyüklüğünü bilmiyorsunuz. Herhalde 100 metrekare var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki o bahsettiğim IBM 360 dediğimiz bilgisayar aşağı yukarı 200 metrekare bir alanda kurulu. Bayağı büyük bir alanda kurulu. Ve ben ODTÜ'de bilgisayarla tanıştığım zamanlarda dediler ki bu 360 çok marifetli bir alet. Bundan önce IBM 1620 vardı. Bu ona göre çok daha güçlü, kapasiteli. Ne kadar kapasiteli? 64 kilobayt hafızası var. Ana hafızası. 2 megabayt da yanda diski var. Bakın dikkatinizi çekiyorum. 2 megabayta bugün bir tane dijital fotoğrafı sığdıramıyorsunuz. Bu kadar geride. Ama programlamanın ilkeleri aynı. Programlama dilleri belli. Fortran dili var, COBOL dili var, PL1 dili var. Bir de assembly dediğimiz makina dili var. Bu dillerde de program yazılıyor. Ve 60'lı yıllarda bilişimin ilk teorileri araştırılıyor. Biz de akademik olarak bunun içindeyiz. Nereden belli? Bakın, Türkiye Bilişim Tarihi olarak Türkiye Bilişim Derneği'nin, bizim kurduğumuz derneğin yayınlamış olduğu yayınlarda aşağı yukarı yarım asırı geçen bir süreden bahsediyoruz. Burada ne diyor? ODTÜ dışında hiçbir üniversite ve yüksek okulda bilgisayarla ilgili eğitim programları bulunmadığından Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu 15 tam gün süreyle iki ayrı kurs açmaya karar verdi. ODTÜ'nün sınıf olanaklarından yararlanıldı. Açılan bu kurslarda Fortran 4 ve COBOL programlama dilleri dersleri verildi. Fortran derslerini 1960 yılında Türkiye'ye getirilen bilgisayarlarda ilk ekip içinde yer alan, bakın 60'lı yıllarda Türkiye'ye giren ilk bilgisayarın ekibinde yer alan Kaya Kılan ile Hüseyin Aksu, o tarihte bunu yayınladık tarihte, ben Aydın'da belediye başkanıydım, onu da yazmışlar.
COBOL derslerini ise Ünal Yarımağan ve İhsan Delilbaşı vermiştir. Yani düşünün, 1960'lı yıllarda biz sadece ODTÜ'de bilgisayar dersi vermek değil, 70'li yılların başında kurulan Türkiye Bilişim Derneği'nin açmış olduğu kurslarda ders verdik. Yaşımız 20'lerdeydi, 20'lerin başındaydık hatta. Dolayısıyla hakeza yine başka bir yayında diyor ki, Milli Produktivite Merkezi ile birlikte düzenlenen Türkiye'de bilgisayar kullanımına ilişkin sorunlar seminerinin başarılı biçimde yapılmış olması, o yıl MPM ve ISO'nun birlikte Türkiye Bilişim Derneği'nin Çağdaş İşletme Yönetiminde Bilgi İşlem Sistemleri, Çağdaş İşletme Yönetiminde Bilgi İşlem Sistemleri, yıl 1971-72, 50 seneden daha fazla bir süre seminer düzenlenmesine neden olmuştur. Ayrıca o yıl Hüseyin Aksu mühendislik uygulamaları için probleme dönük bilgisayar dillerini geliştirmesi adlı bir konferans vermiştir. Benim verdiğim konferans, düşünün 1972 yılında ben 24 yaşındayım. Konferansta mühendislik uygulamaları için probleme yönelik bilgisayar dillerinin geliştirilmesi konusunda konferansa çağırıyorlar. Kim çağırıyor? Türkiye Bilişim Derneği çağırıyor, İstanbul Sanayi Odası çağırıyor ve önemli bir takım kuruluşlar çağırıyorlar. Dolayısıyla kimse bana bilişim dünyası konusunda ahkam kesiyor falan filan demesin. Biz bu işin kökeninde varız. O gün bugündür, 60 yıldır bu konudaki bütün gelişmeleri izliyoruz. Hakeza Türkiye'de yayınlanan, bilişim konusunda Türkiye'de yayınlayan bilimsel makaleler, araştırmalar konusunda da ilklere imza atmışız. Yine bakın, Ocak 1973'te ben Amerika'ya gitmeden önce diyor ki bir makalede, bilgisayarlarda görüntü bellek kavramına bir bakış. IBM'in Türkiye temsilcisi Şeniz Biro yazmış bunu, makaleyi. 2. Mühendislik uygulamaları için probleme dönük bilgisayar dillerinin geliştirilmesi, Hüseyin Aksu, ODTÜ. Bunların yazıları Türkiye Bilişim Derneği haberlerinde ilk kez bilimsel ve teknik konulara yer verilmiştir diyor. Yani bu kadar eski. O dönemden itibaren bilgi çağının teorisini, bilgi çağının gereklerini, bilgi çağının arkasında yatan her şeyi iyi kötü izledik. Dolayısıyla bugün bunları niye anlatıyorum? Birileri çıkıyor, efendim işte Instagram şöyle kapatıldı, bu böyle oldu, şu şudur, bu budur. Ya size bilgi veriyor ama kendi mesleki terminoloji ağzı ile bilgi veriyor. Çoğundan da bir şey anlamıyoruz. Anlamıyorsunuz yani. Ben size bunların anlaşılabilir olarak tarihçesinden başlayıp kökenine kadar. Ben şimdi soruyorum, Avatar nedir? Avatar bir film gibi geliyor size. Metaverse nedir? Yani Bitcoin nedir? Yani dağıtılmış sistemler nedir? Efendime söyleyeyim, yani bir sürü böyle kavram çıkartılıyor. Bu kavramları zaman zaman muhatap oluyorsunuz, merak ediyorsunuz. Televizyonda bir uzman çıkıyor, bir şeyler anlatıyor ama kimse anlamıyor. Ya ben bu işin içindeyim, ben bile adamın söylediğinden bir şey anlamıyorum ha. Dolayısıyla sizin anlayacağınız dilde bir bilgi aktarmak istiyorum. Ha, biz ne yapalım canım bu bilgiyi ya? Bırak onu akademisyenler düşünsün demeyin. Çünkü her vatandaşın bilmesi gereken bilgi çağı ile ilgili nereden geldik, nereye gidiyoruz? Kim bizim üzerimizde hangi oyunları oynuyor? Bizim geleceğimizde şu andaki gidişat nasıl etki yapacak? Bu bilgi devleri, bu bilgi tekelleri bizi nereye sürüklüyor? Çünkü bugün bunlar tartışılıyor. Diyorlar ki ruhumuzu teslim aldılar ya, çocuklarımızı istismar ediyorlar, terörü destekliyorlar, bilmem neyi bilmem ne yapıyorlar. Bu kadar etkililer ve kafa tutamıyorsunuz. Kafa tuttuğunuz zaman böyle çaktırmadan sana çocuk muamelesi yapıyorlar. Devletlerle oyun oynuyorlar. Tamam tamam yaparız abi diyorlar. Dolayısıyla bunları, her vatandaşın bilmesi gereken bilgileri ben size bu programda aktarmaya çalışacağım. Bunlar tabii ki sistematik olarak tarihçesinden başlayıp gündeme gelen gelişmeler,
yeni kavramlar, bunların arkasında yatan gerçekler, kim ne yapmaya çalışıyor bunları anlatmak öyle bir programa sığmayacak. Bir seri program yapacağız. Bu programları kaçıranlar YouTube'da, TVD'nin, Denge Televizyonu'nun YouTube'daki hesabından bence tamamını izleyebilirler. Şimdi bakın, ben bu sunumlarımı bölümlere ayırdım. İlk bölümde bilgi çağının tarihsel gelişimini size kısaca özetleyeceğim. Bilgi çağının tarihsel gelişimi. Bir takım tanımlarla başlamak istiyorum. Bilgi nedir? Nasıl saklanır? Yazılı, yani bilgi çok önemli bir şey. Bilgi insan kafasının ürettiği bir şey. Gerçekle ilgili bir şey. Ama insanın kafasında kaldığı sürece insanın kafasıyla birlikte yok oluyor. Dolayısıyla bunun mutlaka kalıcı olması lazım. Bilgi niye kalıcı olması lazım? Bilgiyi paylaşmazsanız herkes kendi bilgi sınırları içinde kalır, bilgi büyümez. Bilgi büyümezse ne olur? İnsan yaşamına olan katkısı da büyümez, teknoloji büyümez, insanlık yerinde sayar. Bu kadar basit. Onun için bilgiyi mutlaka kayıt altına almanız lazım. Bu geçmişte, bu bilgi çağından önce nasıl yapılıyordu? Tarihte geçmişe bakarsanız antik dönemde ta Mısır'a kadar gidiyorsunuz. Hatta daha geri gidiyorsunuz tarih öncesine, mağaraların duvarlarına çizimler yaparak bize bir takım bilgi ipuçlarını vermişler. Mağaranın duvarına yaptıkları çizimlerden biz bugün mağara dönemindeki olan biteni yorumlamaya çalışıyoruz. İşte bilgi bu. 5000 yıllık, 10.000 yıllık bir hafıza. Öyle bilgisayara falan gerek duymamış mağarada yaşayan adam. Duvara çizmiş, 10.000 sene sonra ben oradan o bilgiyi alıp, kullanıp insanlığın geçmişiyle ilgili bir takım verilere ulaşabiliyorum. Bilgi bu kadar önemli. Bilginin kayıt altına alınması da çok çok önemli. Aksi halde paylaşamıyorsunuz. Klasik bilginin kayıt altına alınması yazıyla başlıyor. Yazı icat ediliyor. Yazı icat edilince yazıyı bir şeyden üstüne yazmak zorundasınız. Zaten yazının temeli o. Yani yoksa insan görür, konuşur. Ama yazı yazmak için icat edilmiş bir şey. Neyin üstüne yazacağız? Önce tablet, kayaların üstüne oymuşlar. Sonra Mısırlı gelmiş papirüs diye kağıdı icat etmiş. Onun üstüne yazmışlar vesaire. Ondan sonra gelmiş kağıt icat edilmiş. İşte her türlü rapor, bilgi, kayıt, arşiv ve kitaplar. Bütün bunlar kronolojik olarak tarih sırasında yerini almış. Bilgi çağından önce her şey kağıdın üzerinde dayalı. Arşiv dediğimiz arşiv sistemleri. Nedir? Devletin arşivleri. Nedir? Kütüphaneler. Kitapların bir araya getirildiği kütüphaneler. Bunlar hep veri tabanı olmuş. Daha sonra da ansiklopediler çıkmış. Bilgileri derleyen, toplayan, toplu halde size sunan ansiklopedi dediğimiz kavramlar çıkmış. Yani bilgiye erişemezseniz araştırma yapamazsınız. Yeni bir şey keşfedemezsiniz. Sizden önce yapılmış, keşfedilmiş, bulunmuş her şeyi bileceksiniz ki onun üstüne bir şey ekleyeceksiniz. Bunu yapmak için bilgiye ulaşmanız lazım. Bilgi kimde? Efendim, dahi Einstein'da. Einstein hiçbir şey yazmasaydı Einstein'ın bütün bilgileri uçup gitmişti. Yazılacak, kayıt altına alınacak. Nerede? Yazılı belgelerde, kitaplarda, makalelerde, raporlarda, arşivlerde, kütüphanelerde, ansiklopedilerde. Ama artık bilgiyi dijital ortam dediğimiz ortama aktarmalar 1950'li yıllardan itibaren başlıyor. Ha, 30'larda, 40'larda da bir takım analog deneyler var ama esas 50'lerden itibaren bugün bizim bilgisayar dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Böylece bilgi çağı başlıyor. Teknoloji ile birlikte gelişiyor. Yani bilişim sistemleri, bilgisayarlar kendi kendine gelişmiyor. Teknolojiyle beraber gelişiyor. Neden? Çünkü mesela conductor dediğimiz iletkenler var. İletkenler daha kaliteli yapılıyor, daha küçültülüyor, daha inceltiliyor. İşte transistörler çıkıyor vesaire çıkıyor. Yani teknolojinin gelişmesindeki global entegre gelişme bilgisayar dünyasına yansıyor. Bilgisayarların da gelişmesine yol açıyor. Ama bilgiyi nasıl saklayacağız arkadaş? Yazı belli, rakam belli, matematik belli, sayılar belli. Bilgiyi nasıl saklayacağız?
Yani dijital ortamda onu kastediyorum. Öbürünü söyledik. Yazıyorsun yazıyla. Rakamları da yazıyorsun. Koyuyorsun kitabı, koyuyorsun makaleyi, atıyorsun kütüphaneye, atıyorsun ansiklopediye. Orada kalıyor. İsteyen gidiyor, buluyor, kullanıyor. Ama dijital ortamda, elektronik, yani elektronik ortamda, elektrikle çalışan ortamda bilgiyi nasıl saklayacağız? Bunun temel faktörü binary sistem dediğimiz, ikili sistem dediğimiz bir sistem var. Bizim aritmetikte, matematikte kullandığımız sistem ondalık sistem. Biliyorsunuz, 1 var, 10 var, 100 var, 1000 var, 10 bin, 100 bin böyle gidiyor ondalık, onar onar. Bir de binary sistem var. Binary sistemde 2 tane rakam var. Ondalık sistemde 9 rakam var. Sıfırla beraber 10. Bütün rakamlar, bütün matematik ondalık sistemde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bunun üzerine kurulu, doğru mu? Ama binary sistemde 2 tane var. İkili sistemde. 0 ve 1. Bitti. Ya 0 ve 1 ile bugün gelinen noktada bu yapay zekaları, bu robotları, bu her şeyi bilen programları nasıl yazıyoruz? İlginç değil mi? O 0 ve 1'lerle başlıyor. Aradan geçen 70 yıla rağmen 0 ve 1'in sırrı hala aynı yerde duruyor. Bütün işin sırrı 0 ve 1'de. Bilgi 0 ve 1'lerin içinde depolanıyor. Bu 0 ve 1'e ne tabir ediyoruz bilgisayarda? Bit, bit. Yani bildiğimiz hayvan bit değil. Sizin bildiğiniz bit, byte var ya, bit, byte, kilobyte, megabyte böyle gidiyor. İşte o bit. Sıfır bir bit, bir bir bit. Bir hane, hane. Haneye bir bit diyoruz. Ve sonuçta bu sıfır ve birlerden kodlamak suretiyle bilgileri aktarıyoruz. Mesela A harfinin sıfır ve birle temsili belli, B harfinin belli. O sıfır ve birleri dizdiğin zaman böyle bir ifade çıkıyor, bir formül çıkıyor. Yani bugün Aksu benim soyadımın sıfır ve birle karşılığı aşağı yukarı 180 tane sıfır ve birden ibaret. Buna da byte diyoruz. Sıfır ve birlerin bir araya geldiği kelimelere, bilgisayar kelimelerine byte tabir ediyoruz. 16 tane hane bir araya geliyor veya 32 tane bir hane bir araya geliyor. Buna da byte tabir ediyoruz. İşte byte olayı buradan çıkıyor. Byte'ın 1000 tanesine kilobyte diyoruz. Kilo 1000 demek. Byte'ın 1000 tanesine megabyte diyoruz. Böyle gidiyor. Milyon tanesine gigabyte diyoruz. Milyar tanesine terabyte diyoruz. Bütün bilgiler bilgisayarın hafızasında böyle saklanıyor. İyi de nasıl böyle saklanıyor ya? Sen anlatıyorsun ama şimdi ne nereye girdi ben yine anlamadım diyebilirsiniz. Şöyle anlatayım. Bir tane ampul alın. 10 tane ampulü dizin. Şu ampulü yakın. Ampulün sönük hali 0. Yandığı zaman 1. Değil mi? Sönük hali 0. Masamın üstünde 10 tane, 16 tane ampul var. 16 tane ampul var. 1 byte'lık. 1 byte'lık bir temsili bilgi. 16 tane ampul. Ampulleri açıp kapatmak için düğmeler benim elimde. Aynen bilgisayarı kullanır gibi. Bak, en basit ve ilkel bilgisayarı kullanıyorum. İlk ampulü yakıyorum düğmeyle. Açık. Ne diyor? 1. İkinciyi yakmıyorum. 0. Üçüncüyü yakıyorum. 1. Dördüncüyü yakmıyorum. 0. Böylece 0 ve 1'leri temsil ettim orada. İşte o bir bilgisayar. Değil mi? Bir byte'lık bir bilgisayar elde ettim. Orada 0 ve 1'leri kontrol etme yetkisi bende, insanda. Bilgisayarı kullanan kişide. İşte böylece o 0 ve 1'lerden ibaret Aksu kelimesini 10 tane byte'la oraya aktarabiliyorum. İşte orada o duruyor. Baktığın zaman işte 01001 bir A harfi, 0101 K harfi, Aksu oradan çıkıyor. İşte bilgi orada sayısal olarak, dijital olarak depolandı. Bu kadar basit. Buna lamba teknolojisi diyoruz. İlk çıkan bilgisayarlar lambalarla çalışıyordu. Radyolar da öyle. Tabii ki kapasiteleri çok düşüktü. Sonra 50'li yılların sonları, 60'lı yılların başında
transistör dediğimiz daha kapalı devreler çıktı. Bu devreler, transistörler binlerce lambayı küçük bir transistörün içine sığdırdılar. Binlerce lambayı. Böylece sizin o sıfır ve birleri açık kapalı, açık kapalı diye temsil ettiğiniz bilgiyi depolama kabiliyetiniz transistörle arttı. Son 60'lı yılların sonlarında transistörler de yetmedi. İçinde milyonlarca sıfır ve biri temsil edebilen, açılıp kapatılabilen, elektronik aygıt olan çipler çıktı. Çipler önce büyüktü, sonra küçüldü, mikroçip oldu. Şimdilerde de artık bir molekülün yapısına giriliyor, atomun yapısına giriliyor ve atomun nükleer yapısından faydalanarak kuantum çipleri çıktı. Kuantum dediğimiz kuantum bilgisayarlar çıktı. Dolayısıyla bunun gelişmesi böyle. Yani bilgiyi nasıl depoluyorsun, bu dijital ortamda nasıl sayısallaştırıyorsun? Cevabı bu. Hepsi bir ampulün açık veya kapalı olması. Açıksa bir, kapalıysa sıfır. Bunu temsil ediyor. Bunu ufaltıyorsun, ufaltıyorsun. Ta atomun yapısına kadar indiriyorsun. Milyarlarca, on milyarlarca sıfır ve biri onun içine depolayabiliyorsun. Sıfır ve birler bir nevi kod, bilgiyi temsil eden harfleri, formülleri vesaireleri o sıfır ve birlerle sayısal ortama aktarabiliyorsunuz. Şimdi 60'lı yıllarda kompütür, yani hesaplayıcı, bunu hesap makinesiyle falan da karıştırıyorlardı. O hesap makineleri de o yıllarda çıktı. Ve Türkçe'de de elektronik beyin, biz ilk 1964-63'te tanıştığım zaman elektronik beyin deniyordu. Sonra 1971'de Türkiye Bilişim Derneği'ni kurduk ve Türkçe'de bir bilgi çağına ilişkin terminoloji geliştirelim dedik. Kelimenin özü bilgi, bilgiden kelimeler türettik. İlk Köksal hocam dedi ki, bunu dedi çok abartıyoruz. Elektronik beyin deyince herkes sanki insan beyniymiş gibi algılıyor. Bu abartılı mı dedim, basit bir makine dedi ya. Demin anlattım ya, sıfır ve birler içine depoladığınız basit bir makine, programlıyorsunuz onu. Onun için bunu dedi bilgisayar diyelim. Çoğumuz güldük. Dedik ki ya bilgisayar ne demek ya? Yani abakus mu ya bu bilgiyi sayıyor dedi. Ya yaptığı şey bilgi saymak zaten. Tamam, bilgisayar kelimesini orada biz Türkiye Bilişim Derneği olarak kabul ettik. Ve bu sektörün adını bilişim koyduk. Bilgiden kaynaklı bir seri kelime üretildi ve yerleşti. Artık bugün Türkçe'de kimse bilgisayar dediğin zaman yadırgamıyor. Bilişim dediğin zaman, bilgi işlem dediğimiz zaman, bilgi dünyası dediğimiz zaman bunları artık kimse yadırgamıyor. Ve o zaman tabii ki bunun branş adı da computer science, yani bilgisayar bilimleri idi. Şimdi buna isim dünyası büyüdükçe o computer science büyüdü. Her yeri sardı, bütün hayatımıza girdi. Buna sanal ortam, çünkü gözle göremiyorsunuz. Bir bilgisayarın içinde küçücük bir çip ki atom boyutuna indi. Milyarlarca bilgi var ve ortaya da inanılmaz şeyler çıkıyor. Buna çeşit çeşit isimler buldular. Kimisi sanal dünya dedi, sanal ortam dedi, dijital ortam dendi, siber alem dendi, siber uzay dendi. Bunların hepsi aynı. O dünyayla ilgili. Bunların hepsi aynı. Yani bilgi çağında, o dijital ortamda, bilgisayarların içinde dönen ne varsa bunların adı eskiden sadece kompüterdi. Şimdilerde artık bir bilişim dünyasına dönüştü. Siber alem gibi, sanal ortam gibi, sayısal ortam gibi yüzlerce çeşit çeşit kavramlar, kelimeler, tanımlar üretildi. Yani dediğimiz gibi özetlersek, ilk çıktığında 60'lı yıllarda kompüter bilimleri idi adı, ki benim ilk işte ders verdiğim bölümün adı da kompüter bilimleri bölümüydü. Computer Science Department dediğimiz ODTÜ'deki bilim adı buydu. Sonra bilgisayarlar biliyorsunuz 80'li yıllardan itibaren telekomünikasyonla
entegre edilmeye başlandı. İlk çıktığında ekran mekran yok. Delikli kartlar var, bilgiyi o kartla veriyorsun. Ekran diye bir şey yok, klavye diye bir şey yok, tuş diye bir şey yok. Oturuyorduk, kartlara komutları basıyorduk. Bayağı bildiğiniz kağıt kartlar, küçük böyle 80 kolonluk. Bilgisayara böyle deste halinde, iskambil destesi gibi veriyorduk. Bilgi girişi öyle oluyordu. 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda. 70'li yılların sonuna kadar. Sonra klavyeler çıktı. Bilgi girişi artık klavyeden daktilo yazar gibi girmeye başladı. Sonra bilgisayarla iletişim başladı. Ekran vasıtasıyla, bilgisayar sana ekran vasıtasıyla doğrudan netice verebiliyor. Eskiden öyle bir şey veremiyordu. Bilgisayarlara deste kartla bilgiyi veriyordun. Onlar da printer dedikleri yazıcılardan sana sonuç veriyordu. Arada bilgisayarla hiçbir iletişiminiz yoktu. Şimdi öyle değil. Şimdi klavyeden giriyorsunuz, ekrandan size takır takır iletişim kuruyorsunuz bilgisayarlarla. Arkasından telekomünikasyonla, ya bakın internet demiyorum, telekomünikasyonla ilişkisi başladı. Bilgisayar dünyası büyüdükçe buna kompüter, bilgisayar demek yerine enformasyon teknolojileri demeye başladık. IT, Information Technologies. İnformasyon teknolojileri demeye başladık. Telekomünikasyon girince adı IT oldu. İnformasyon ve telekomünikasyon teknolojileri oldu. Daha sonra buna başka unsurlar girdi. Uzaktan iletişim. Evin hanımı daha eve gitmeden fırınını yakabiliyor, ışıklarını yakabiliyor, klimasını yakabiliyor. Uzaktan kumanda. Yani buna remote sensing, remote control diyoruz. Yani uzaktan algılama, uzaktan kumanda etmek. Bunun yüzlerce kullanım alanı var. Bakın benim belediye başkanlığım döneminde SCADA sistemi dediğimiz RS ve RC sistemleri, yani uzaktan kumanda ve uzaktan kontrol sistemlerinin ilk örneklerinden birini Aydın'da kurduk. Neydi o? Aydın'ın su şebekesini uzaktan yönetebilir hale gelmiştik. Yani uzaktan vanaları kontrol ediyorsun. Bir yerde bir arıza mı oldu? Tak basıyorsun bir düğmeye. O arızanın olduğu patlayan boruya götüren vanayı kapatabiliyorsun. Veya bir depoyla öbür deponun koordinasyonu sağlayabiliyorsun suyun temini açısından. Bunlara biz uzaktan kontrol diyoruz. Hakeza trafikte, ulaşımda, lojistikte, her konuda uzaktan kontrol kullanılmaya başlandı. Uzaktan kontrolü daha da kolaylaştıran insansız hava araçları çıktı. Yani bu drone dediğimiz İHA'lar çıktı. Ona silah taktılar, SİHA'lar çıktı. Bunların hepsi bilgisayar dünyasının parçaları haline geldi. Dolayısıyla artık bilgi ve iletişim teknolojileri, IT dediğimiz teknolojiler, ITT ve RSRC diye uzadı gitti. Yani teknoloji entegre oldukça oldu, oldukça oldu, her şey birbirinin içine girdi. Ama yetenekleri de buna göre ciddi bir artış gösterdi. Şimdi birinci bölümde size bilgi çağının kısa bir tarihçesini anlattım. 1940'lardan başlayıp 50'lerde hayata geçen, 60'larda evrilip profesyonel anlamda uygulama imkanı bulan, 70'lerde gelişip 80'lerde ekran klavye ile tanışan, giderek büyüyen, 90'larda yavaş yavaş internet dediğimiz ortak erişim sistemlerini kuran, 2000'lerden de son 25 yılda da bizleri bugünkü noktaya getiren bir tarihçeden bahsettik. Bunun temel ilkesinin aslında elektrik olduğunu, bir elektrik lambası gibi açık ve kapalı dediğimiz, bir lamba açıksa bir, kapalıysa sıfırı temsil eden şekilde sayısallaştırıldığını, sayısallık oradan geliyor, dijitallik dediğimiz kelime oradan geliyor. Sıfır ve birlerden, yani binary aritmetikten kaynaklanan bir depolama sistemi, bir elektronik depolama sisteminden ibaret olduğu, halen böyle olduğunu. Ama teknoloji geliştikçe o depolama kabiliyetinin inanılmaz derecede arttığı, paylaşım kabiliyetinin çok boyutlu olarak arttığı bir alemden, bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi ikinci bölümde
bir takım temel kavramları ele alacağız. Bunları ben ileride tek tek ayrı ayrı ele alacağım. Şimdi kısaca üstünden geçmek istiyorum. Dijital ve sayısal sistemler. Önce biz sistem analizi deriz. Yani bir şeyi bilgisayar vasıtasıyla çözeceksek, yani bir şirketin yönetimi olabilir, bir mühendislik problemi olabilir, başka bir konu olabilir, tıpla ilgili bir teşhis yöntemi olabilir, bir muhasebe sistemi olabilir. Yani bir şeyi bilgisayar vasıtasıyla çözeceksek, bilgisayarı sosyal medyadaki fotoğraf paylaşmaktan ibaret zannetmeyin. Hayatımızda bankacılık sisteminden, muhasebeden, ekonomiye, tıptan, mühendisliğe kadar her yerde artık bilgisayarlar var. Eskisi gibi mühendisler hesap kitap yapmıyor, unuttular. Bilgisayar yapıyor. Onlar sadece verileri veriyor. Ama onu da hep eleştiriyoruz. Bir mühendis bilgisayara daha önce başkalarının öğrettiği, programlandığı şeylere sırtını dayarsa cahilleşir. Her şeyi unutur. Bilgisayar ona der ki, binanın yüksekliğini söyle, kolonun ebadını söyle, içindeki demiri, ya böyle mühendislik olmaz ki. Mühendisliğin, tıbbın, muhasebenin, ekonominin özünü kaybetmeyeceksiniz. Bilgisayar sizin için bir vasıta, bir araç olacak. Yoksa bilgisayarın içine hapsedilmiş hazır çözümlere kanıp da esas know-how'ınızı, bilginizi unutmaya başlarsanız siz cahilleşirsiniz. Sadece o bilgisayara veri veren bir katip haline gelirsiniz. Bir sekreter haline gelirsiniz. Bunu söyleyelim. Onun için dijital ve sayısal sistemler, bakın burada başta, dijital ve sayısal sistemler önce sistem analizi dediğimiz, ya bu iş nasıl, yani bilgisayar bir şey bilmiyor, sen öğreteceksin bilgisayara. Sistemi çözeceksin, analiz edeceksin. Program hazırlayacaksın. Bilgisayara tarif edeceksin. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. İşte buna sayısal sistem diyoruz. O sayısal sistemleri, sistemi analiz edip, programlayıp, bilgisayara yüklediğin zaman sana sonuç verecek. Ne sonuç verecek? İşte hastanede bir sonuç verecek. Efendim ekonomide bir sonuç verecek. Bankacılık sisteminde bir sonuç verecek. Mühendislikte bir sonuç verecek. Bunları yaptığın zaman ortaya çıkan ürüne de otomasyon diyoruz. Yani bilgisayarla çözülen ortamda yapılan işleme otomasyon diyoruz. Bu kurum otomasyon vasıtasıyla sistemlerini programladı ve çözüyor diyoruz. Bunu yapan unsurlar bilgisayarın programları. Bu programlar o kadar gelişti ki artık insan zekasını olduğu gibi oraya yansıtan çok kapsamlı programlar yazıldı. Bizim zamanında bilgisayar programı dediğimiz programların adı şimdi yapay zeka oldu. Soruyorsun, yapay zekayı temsil eden bir de manken yapmışlar, robot. Soru soruyorsun. Ben dün bir tanesine rastladım sorunu. İşte Atatürk'le ilgili bir soru sordu. Yani robotu ve o programı yanıltmak için sordu. Şaşırtıcı bir soru. Burada siyasi bir yere çekmek istemiyorum. Onun için sorunun ayrıntılarına girmeyeceğim. Bilgisayar şöyle cevap verdi. Sizin espri anlayışınız bu mu dedi. Dalga mı geçiyorsunuz benimle dedi. Yani onu söyleten, o programı yazan kişi. O robotun bir ruhu yok. Kişiliği, kimliği de yok. Programı yazan kişi soruyu kasıtlı sorduğunu hissettiği zaman o kelimeleri analiz ediyor. Atatürk'le ilgili şaşırtıcı bir soru sormuş. Yani karşısındaki yapay zekayı şaşırtmaya çalışıyor. Yapay zekayı programlayan, yani o programı yazan kişi insan, diyor ki böyle bir soru gelirse kelimeleri analiz ederim. O kelimelerin içinde herhangi bir dalga geçme unsuru yakalarsam şöyle bir cevap hazırlarım. Senin espri anlayışın bu mu? İşte bu. Yani siz onu akıllı zannetmeyin. O akıllı kelimesi insan aklı. Bugünlerde işte akıllı kentler diyoruz, akıllı trafik ulaşım sistemleri diyoruz, akıllı apartman diyoruz, akıllı mutfak robotu diyoruz falan filan. Bunlar hepsi insan zekasının o bilişim ortamında, bilgi çağında o makinenin içine monte edilmiş hali. İnsan zekası olabilecek bütün ihtimalleri.
bütün olabilecek her şeyi onun içine programlayıp koyarsa bunun adı bilgisayar programıdır arkadaş. O kadar geniş bir analiz yapılıyor ki bunu yapay zeka, artificial intelligence olarak isimlendiriyoruz. İnsanları da kandırıyoruz, korkutuyoruz bir bakıma. Ya bir gün gelir bunlar bizi döver mi? Ha döver. Silah da çeker, vurur da. Ama insan onu öyle programlarsa bunu yapar. Ben size bir robot imal ederim. Kapının önüne koyarım. Öyle programlarım ki yapay zekayla, programlarla öyle programlarım ki birisi gelip de ona bir tehdit unsuru yaptığı zaman suratının ortasına bir tane yumruk çakabilir. Onun bir terörist olduğunu algılayacak bir takım veriler iletilirse cebindeki silahı çekip tak diye de vurabilir. Vuran oradaki robot değil. Vurmasını emreden senin yazdığın bilgisayar programı. Yani bunu böyle bilin. Yapay zeka diye öyle üstün, insan üstü falan bir şeyler tahayyül etmeyin. Hepsi insana dayalı. İnsan aklını aşan hiçbir bilgisayar programı, hiçbir yapay zeka veya buna benzer unsur olamayacağını da bilin. Ha, bu affedersiniz makina diyelim. Bu makinanın tek bir özelliği var, insandan daha üstün. İnsanın hafızasında tutabileceğinden çok çok fazlasını hafızasında tutabiliyor. Onu da insan yapmış. İşte server dediğimiz, bulut teknolojileri dediğimiz bilgiyi depolama konusunda, o depodan bilgiyi çekip alma ve kullanma konusunda insana göre çok daha yetenekli. Milyonlarca katı yetenekli. Benim hafızamda tutabileceğim kelime sayısı, hafızamda tutabileceğim bilgi miktarının milyonlarca katını artık bu ortamda tutabiliyorsunuz. Avantaj bu. O bilgiyi alıp kullanan programları da yazabiliyorsunuz. Oradan da yapay zeka denen şey çıkıyor. Onun için buradaki programlama başlığını böyle özetleyelim. Program dediğimiz şeyler, bilgisayara öğrettiğimiz, yazıp çizip bilgisayarı manipüle ettiğimiz unsurlara yazılım diyoruz. Software, yazılım diyoruz. Yani bu kavramlar hep karışıyor. Yeni yetişen nesil Instagram'da tık tık tık, Facebook'ta tık tık tık, Twitter'da çıp 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 bunu öğreniyor. Ya diyor şurada şu özelliği varmış, burada bilmem ne varmış, şu tuşa basınca bilmem ne. Bunlar marifet zannetmeyin. Bunu sizinle dalga geçiyorlar. Ondan sonra yazılım dediğin zaman bir şey bilmiyor. Bit dediğin zaman bilmiyor. Byte dediğin zaman bilmiyor. Kuantum dediğin zaman bilmiyor. Yapay zeka dediğin zaman kendisinden üstün bir varlık falan zannediyor. Yazılım bu. Donanım ise alet demek. Donanım adı üstünde. Hardware. Yani bilgisayarın kendisi. Fiziki alet. İşte çipler çıktı, kartlar çıktı, bilmem neler çıktı. Yani yüzlerce parça eklendi bilgisayarlara. Printerlar var, ekranlar var, klavyeler var. Bunların hepsine birden donanım diyoruz, hardware diyoruz İngilizcesi. Bilgiye erişim, az önce söylediğim gibi bilgisayar dünyasında artık kütüphanelere, ansiklopedilere, şunlara bunlara gerek yok. Arama motoru dediğimiz bilgiyi depolayan, bir anahtar kelime verdiğin zaman içinde o geçen bütün bilgileri tak diye önünüze getiren bir erişim imkanı sağladı. Eskiden bilimsel bir çalışma yaparken, ilkokulda, ortaokulda, lisede bir ödev yaparken kütüphanelere gidilirdi, kitap araştırılırdı, ciltlerce içinden bilgi aktarılırdı ki oradan bir araştırma yapalım. Şimdi öyle değil ki. Yani ne sorarsan cevabı tak diye geliyor. Google denen bir tekel oluştu. İşte Sovyetler Birliği ve Çin bunu alternatif arama motorları geliştirdiler 2000'li yıllarda. Bunlar da bilgiye erişimi sağlıyor. O kadar hızlı, o kadar güvenceli, o kadar farklı bir boyutta sağlıyor ki inanamazsınız. Yani aklınıza geliyor film artisti örneğin Filiz Akın. Kaç yaşında diye soruyorsun tak diye getiriyor. Doğum yerini soruyorsun geliyor. Aklınıza gelen her şey. Diyorsun ki altın kaç para soruyorsun Siri'ye tak diye getiriyor. Dolar kaç para getiriyor. Artık bilgiye erişim bu nedenle çok kolaylaştı. Tabii ki erişim kolaylaştı ama birazdan anlatacağız. Bilgi kirliliği başladı. O kavramlara sonra geleceğiz. Bilgi girişi. Yani sisteme bilgi girmen lazım ki o bilgi orada oluşsun.
İşte o bilgi girişini sana yaptırtıyorlar. Gazete haberleriyle, sanal gazetecilikle, Instagram üzerinden, Facebook üzerinden, sosyal medya üzerinden sen bilgi girişi yapıyorsun. Ama bankacılık sisteminde, devlette, tapu dairesinde bilgi girişi nasıl oluyor? Belli kurallara dayalı olmak zorunda. Bilginin girişinin bir tapu işleminde bilgi girişinin nasıl yapılacağını belli kişiler eğitim almak suretiyle öğreniyorlar. O şekilde giriyorlar. Böyle formatlar hazırlanıyor. Hangi bilgiler girilecek? Aksi halde sonuç yanlış çıkar. Eksik bilgiyle yapılacak olan işlem hatalı olabilir veya yapılamaz. Bugün UYAP, yargı bilgi sistemi, bugün TAKBİS, yani parsel sorgu dediğimiz mülkiyet bilgi sistemi ki bunları 2000'li yılların başında Aydın Belediyesi olarak biz öncülük yaptık, biz kurduk. İlk Türkiye'nin yargı bilgi sistemi Aydın Adliyesi'nde kuruldu. Ben bu programın ilerleyen dönemlerinde onun belgelerini size sunacağım. Dolayısıyla bilgi girişi kim tarafından yapılacak, o kişi hangi sorumluluğu alacak, yanlış bilgi girme ihtimali. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bunu off the record diyeceğim ama bu bir program. Off the record konuşmak mümkün değil. Açık, aleni konuşuyorum. Bana bir arkadaşım geldi, danıştı. Dedi ki Ankara'dan birileri bana geldi. Benim dedi trafik cezalarımı sildirebileceğini iddia etti. Epey bir trafik cezam var dedi. Sildirebileceğini iddia etti. Bu böyle bir şey olur mu başkanım dedi. Vallahi dedim teorik olarak olabilir ama dedim yapılabilecek affedersin en büyük şerefsizliktir bu. Devletin bilgi sistemiyle oynayabilir birileri. Manipüle edebilir. Bunu bilin. Yani kötü niyetli yapılan bilgiye erişim söyledik, bilginin üretimini söyledik, bilginin girişindeyiz. Bilgi nasıl girilecek? Bunun disiplini nasıl olacak? Hangi kanun, hangi yönetmelik, hangi protokole göre olacak? Benim suç kaydım. Bilgisayara giriyor. Senin suç kaydın bilgisayara giriyor. Kim girecek? Ben hiçbir suç işlememişken beni 100 tane suç işlemiş gibi gösterebilir birisi. Bunu kim önleyecek? İşte bütün bunlar bilgi girişi kavramındaki disiplin, kanun, kitap, protokolle bağlı bir şey. Ama sonuçta insan unsuru. O kanunu, kitabı çizip bir insan, affedersin, şerefsizlik yapacaksa, yolsuzluk yapacaksa senin trafik cezanı da gidip bir yerden pat diye kesip atabilir. İşte bunları önleyen kademeli sistemler kurmak zorundasınız. O bilgiye girme, o bilgiyi değiştirme yetkisi verdiğiniz kişinin mutlaka bir denetleyicisi olmalı. Kademeli olmalı. Öyle kademeli olmalı ki o kademeler bir araya gelip çeteleşmemeli. Yani bilgi dünyasının bir takım kuralları var. Bakın bilgi girişi derken sizin Instagram'da yaptığınız bir paylaşım da bilgi girişi. Bir mahkeme kararını bilgisayar ortamına UYAP'a yükleyen mahkeme katibinin yaptığı da bilgi girişi. Sen emlak vergini ödediğin zaman onu ödendi gösteren belediyedeki memurun yaptığı da bilgi girişi. Bazı bilgi girişleri o kadar kritik ki insanın hayatını etkileyebilir. Yani birisi çıkıp bugün Mernis dediğimiz nüfus sisteminden seni silebilir. Veya ölü gösterebilir ya. Vardır ya Aziz Nesin'in yaşar ya yaşar ya yaşamaz diye bilmem şeyi. Yani bunlar yapılabilir. Onun için otomasyonu yaparken, bilgi sistemlerini kurarken sadece tasarım programdan ibaret değil, bilginin üretilmesini, bilgiye erişimi ve bilginin girişini disiplin altına almak zorundasınız. Bu üç kavram çok önemli. Erişim, üretim ve giriş. Bilgiyi nasıl üreteceksiniz, nasıl gireceksiniz ve nasıl erişeceksiniz? Herkes her bilgiye erişebilmeli mi? Senin suç siciline herkes erişebiliyor mu? Hayır. Seninle ilgili davalara erişebiliyor mu? Hayır. Belli kişiler otorize edilmiş, yetkilendirilmiş. Sadece onlar girebilecek. Bütün bunları kim belirleyecek? Devlet belirleyecek. Neyle belirleyecek? Kanunla, regülasyonla belirleyecek. Onun için bunlar önemli. Ha bir başka kavram bilginin depolanması. Bilgiyi girdik de nereye koyacağız kardeşim bilgiyi ya? Tamam benim bilgisayarımın hafızası var orada dursun. Ya koca devletin bilgisi mesela
Yargı bilgi sisteminde milyonlarca mahkeme kararı, mahkemelere sunulan milyonlarca belge bilgisayarın hafızasına atılıyor. Nerede depolayacağım bunu güvenli? İşte depolama çok önemli. Bilgi güvenliği kavramı çıkıyor buradan. Bir yangın çıktı, bilgisayar gitti, depolama gitti, bilgi de gitti. Bunun önlenmesi lazım. Bilgi depoları büyüdükçe bunların adına server deniyor. Bağımsız hafızalar yapılıyor. Çok güvenli ortamlarda olması lazım. Bu serverlardan bilgi erişimi hızlı olması lazım. Bütün bunlar bilgi güvenliğine geliyor. Bilginin depolandığı ortam, dediğimiz gibi, bilgisayarın bir ana hafızası var, bir de dış hafızası var. İşte diskler, kartlar, bilmem neler. Dolayısıyla depolanan ortam büyüdükçe, bunların sayısı çoğaldıkça, o bilgisayara bilgiyi depolayıp geri veren unsura server diyoruz, bilgi deposu tabir ediyoruz. Bunlar bizim ana kavramlarımız. Peki hardware olarak ne var? Hardware dedik nedir? Cihaz, alet. Önce bilgisayarlar vardı. Dediğim gibi oda dolusu bilgisayar 64 kilobayt hafızası vardı. 2 megabayt bugün bir fotoğrafın sığmayacağı 2 megabaytlık disk 64 kilobaytta hiçbir şey yapamıyorsun. Bir IBM 360 makineyle biz 60'lı yıllarda ODTÜ'de Türkiye'nin en güçlü makinası sıfatıyla programlar yazdık. Betonarme projeleri çözdük. Bugün geldiğimiz noktaya bir bakın. İşte o zaman kompüterler vardı. Oda dolusu. Küçüldü, 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 küçüldü. Klavye çıktı. PC dediğimiz, personal computer dediğimiz PC'ler çıktı. Sonra telekomünikasyon teknolojileri ve internet sistemleri devreye girince daha farklı hale geldi. Dolayısıyla önce bilgisayar, sonra desktop, sonra laptop, ondan sonra daha küçüldü, tablet oldu. En son artık bilişim dünyasıyla iletişimimizin çoğunu cep telefonlarıyla görür hale geldik. Bunlar da bilgi dünyasının bir takım sanal unsurları. Bugünkü programımızın vaktini tükettik. Haftaya temel terim ve kavramlar üzerinde anlatacağız. Mesela yapay zeka, sanal gerçeklik. Duydunuz herhalde. Artırılmış gerçeklik nedir? Bulut teknolojisi nedir? Dağıtılmış bulut nedir? Edge bilişim nedir? Metaverse nedir? Deepfake nedir? Davranışların interneti dediğimiz LOB. Nesnelerin interneti dediğimiz LOT. İnsan geliştirme, HAUK dediğimiz Human Augmentation. İnsan geliştirme nedir? NLP nedir? Tıbbi izleme, öngörücü tıp nedir? Big Data nedir? Chatbox nedir? Bütün bunları önümüzdeki haftadan itibaren işlemeye başlayacağız. Haftaya görüşmek üzere. Programı lütfen kaçırmayın.